Öyle bir geçti ki zaman, bu aktrisler ne zaman bu hale geldiler? Vallahi anlayamadık. Yeliz Kuvancı. Öyle bir geçer zaman ki dizisiyle başlayan kariyeri, Lojman filmiyle devam eden güzel, naif, tatlı ve başarılı oyuncu programımıza yetenek güzelliği döver mi sorusuyla katılıyor. Mesut Yar'la Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Ozan Konağ'a çok teşekkür ediyoruz. O zaman kırmayalım madem kendisi böyle bir soru istedi bizden. Yetenek güzelliği döver mi? Bence döver. Döver. Ne zamandan döver. İtibaren döver? Doğduğu günden itibaren döver herhalde, var olduğu günden itibaren. Yani doğuşta da oyuncu olarak doğmuyorsun ki. Merhaba anneciğim, ben geldim ve sıradaki oyunu. Yani yetenek doğduğu andan itibaren, yetenek keşfedildiği andan, var olduğu andan itibaren. Kim keşfetti? Aa, ben bunu yetenekli biri olarak söylemiyorum bu arada. Yok estağfurullah, yani kim keşfetti? Kim keşfetti? Kimse keşfetmedi aslında. Yapma ya. Yani işte okuldayken zaten tiyatro okuyordum ben. Bir şekilde tabii bu yine öyle bir geçer zamankiyle adı geçen başladı bu süreç. Yani oraya gittim, işte audition'a girdim, daha çok küçüktüm, 22 yaşında filandım. Ve sonra İnce Hoca ile başladı bu serüven. Çok enteresan bir şeymiş ya. Peki o korkunç soruyu sormama izin verir misin? Neden tiyatro? Allah, çok zor soru. Neden tiyatro? Yani neden olmasın ki diyorum ben böyle. Doğru yani, işte öyle yazdın. Neden olmasın? Yani? Neden tıp? Neden hukuk? İşte, neden işletme? Falan. Neden işletme? İşte yani biraz benim için öyle gelişti açıkçası. Hı-hı. Böyle şey gibi bir durumum yok benim. Yani işte 5 yaşından beri oyuncu olmak istiyordum. Zaten çocukken müthiş yetenekliydim. Herkes işte benim oyuncu olmam gerektiğini söylüyordu falan gibi bir hikayem yok. Çok böyle tesadüfen hatta gelişti. Aa, tamam, ben sana bayağı bildiğim bir yüz dakika falan bir şey yaptım be. Oo, aldı. Neden? Güzellik yeteneğin önüne geçebiliyor. Kusura bakmayın efendim. Öyle bir durum oldu. Ya öyle bir durum oldu. Ya piyes falan hiç çıkmadın mı müsamere piyes? Çıktım. Çıkmadım değil yani. Lisedeyken falan çıktım ama hiç oradan böyle o yol beni işte bu yola bağlamadı aslında. Sonra hatta fen okudum ben. Matematik fen mezunuyum. İşte bayağı şey düşünüyordum. İşte mühendislikler falan peşindeydim aslında. Veya üniversiteden önce son anda bir şekilde bir virajla, köprüden önceki son çıkıştan çıkıp oyunculuğa evrildi mesele. Sen neler düşünüyorsun diye sordun kendine ve oyunculuğa evrildin meseleyi. Gibi. Anladım. Evet. Yani neyse, oyunculuk peki hani neden mühendis olmadım da oyuncu oldum dediğin an oldu mu hiç? Oldu, olmaz mı? Yani şu sonuçta tabii ki hepimiz zorluklar yaşıyoruz ya, sizin de bildiğiniz gibi. Yani işte işsiz kalıyorsun, bir sürü şeye karşı direnmen gerekiyor. Psikolojini ve bedenini tamamen sağlıklı tutmaya çalışman gerekiyor bütün bu zor süreçlerde falan. Çok da basit bir mesele değil tabii ki. Yani özellikle tabii ki bulunduğun coğrafyaya bağlı olarak da bir sürü şey değişiyor. O yüzden ben çok kolay bir şey olarak görmüyorum, bir serüven olarak görmüyorum. Bunu elbette ki zorluklarında yaşadım ve en yaşıyorum. En çok neye yatırım yapıyor oyuncu? Yani hani yeteneklerine mi yapıyor, yüzüne mi yapıyor, fiziğine mi yapıyor? Bunların hepsi komplike bir şey mi? Aslında bunların tamamını birden yapması gerekiyor. Yani bu benim son zamanlarda daha çok keşfettiğim bir şey oldu ne yazık ki. Mesela ben bu sağlık meselesini biraz daha takmaya başladım. Çünkü 20 yaşındaki gibi olmuyorsun elbette. Artık yaş ilerledikçe falan. Dolayısıyla senin bir defa o bedeninin diriliğini devam ettirmen gerekiyor. Ki işte ne bileyim, tiyatro sahnesinde uçabil, kaçabil, her türlü şeyi yapabil, yani esnek ve sağlıklı bir bedenin olması gerekiyor. O yüzden iyi beslenmen gerekiyor. Kendine, saçına, başına, kaşına, gözüne, her şeyine çok iyi bakman gerekiyor. Bunun yanında tabii ki sadece bu yeterli değil. Aynı zamanda neye yatırım yapması lazım? Kendine yatırım yapması lazım. Daha çok bilmenin peşine düşmesi lazım. Daha çok öğrenmenin. Dolayısıyla daha çok okuması, daha çok gezmesi, daha çok görmesi falan lazım. Ya mühendis olsaydı daha mı iyiydi sanki diyorum. Bazen ben de diyorum. Evet. Hani matematik bilen gidiyorken daha mı iyiydik yani. Evet. Peki son filmin adı Lojman. Ben bunu Lokman bilmem ne falan filana getirmeye çalıştım ama ne demek Lojman? Çoğu kişi öyle Lokman olarak okuyor. Aslında Lojman bildiğimiz lojman. Ha, bildiğimiz lojmanlar. Evet, lojmanlar. Benim filmdeki kızım lojman diyemiyor. Lojman diyor. Oradan da filmin adı geliyor. Filmdeki işte. Kız Lojman dediği için filmin adı Lojman mı oldu? Evet. Buradan yönetmenimiz Şükrü'ye selam edelim. Böyle yaptı. Üstelik de riskli de bir isim. Çünkü herkes Lokman Lokman diye okuyup duruyor ama olsun. Ama dişi bir şey yani. Hani birisi Lokman olarak algılar. Bir Lojman. Evet. Bir tanesi bir oyun karakteri ismiymiş gibi algılayabilir. Mesela, evet. Elimizde fragmanı var. Bir parça gösterelim isterseniz. Bir parça lütfen. Uğur, size Lojman çıktı ya. O Lojman'ın içindekiler çıkmadı. Bizim evimiz müsait. Başımızın üstünde yerimiz var. Aptal mıyım lan ben? Okumayacağım ben. Ben büyüdüm artık. Çalışacağım. Dur. Bir saniye. Adımımı bir saniye erken atsam. Baba, tavşanlar
Bunlar gitmiş. Bunlar gezmeye gitmiş kızım, anlamasın. Bir şey söyleyeceğim ya. Yani hani biraz daha kırmızı bir kız bekliyordum ama sarı bir şey çıkmış. Evet, ben o zaman zaten filmde şöyle paylaştık. Kız Alican'ın aynısıydı, oğlan da benim. Alican'ın saçı mı çıktı, ne oldu? İşte bir marka var ya şimdi. Ya çocuğu gömmeyelim, çocuğu gömmeyelim. Aa, ben çok keyif alıyorum onu gömmeyelim. Öyle mi ya? Ama hakikaten ya çok güzel olmuş, gözleri ortaya çıkmışlar. Evet, evet. Çocuk çok güzel, enfes. Nereden bulduk onu? Muhteşem, muhteşem bir çocuk. Yani bir sürü, birkaç yüz tane çocuktan arayıp bulmuşlar. Çünkü bu bizim filmin hikayesi, burada gerçek bir hikaye. Bizim yönetmenimizin hikayesi, başından geçen. İnanılmaz bir hikaye. Ne anlatıyor kısaca? Aslında bu bir ailenin dönem, yani 80'ler ortası gibi filan başından geçen bir hadise üzerine hayatlarının evrildiği yeri görüyoruz. Fakat hiç beklemediğimiz bir yerden de büyük bir gol yiyoruz aslında. Filmin bence en büyük meselesi o. Hani hayatta hiç beklemediğin, hiç ummadığın anda çok acayip şeyler gelebilir başına ve bunun için yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Ra iyi bir örnek oldu film. Bayağı bildiğin hayat bu. Evet, daha anlattığın işte, şey hayatın kendisi yani. Evet. Ve bu gerçek bir hikaye olunca tabii çok daha etkileyici oluyor. Şu yönetmenimiz de ablasına birebir benzeyen, çünkü bu kız onun ablası gerçek hayatta. Ablasına birebir benzeyen bir kız da olmasını çok istemiş aynı zamanda. Tanıştılar mı? Tanıştınız mı? Yani abla orada mıydı? Hayır, değildi. Ablayla tanışmadık. Anladım. Yani bu galiba filmin içinde geçen bir şey fazla. Evet, çok da net cevap vermedim o yüzden. Anladım. Çok böyle havada kalınca filmi... korktum havada kalınca çok korktum. Öyle bir geçer zaman ki hakikaten Türk televizyonunun sanıyorum başyapıtlarından bir tanesi. Kesinlikle ve öyle. Kimsenin hiç unutamadığı ama içinden geçen herkesin hakikaten çok güzel, çok değerli yerlere geldiği. Bir konservatuvar olarak kabul edebilir miyiz? Sen konservatuvarda okumuşsun. Bir karşılaştırma yaparsan. Bence öyleydi ya. Evet. Yani o kadar çok şey öğrendim ki o işte. Şimdi bir defa zaten artık o kadar çok onun benzeri işin olmamasının yegane sebeplerinden hani... Yegane sebebi şey olabilir, senaryo. Yani şimdi bahsettiğimiz işin yaklaşık 2 senede yazılmış bir senaryosu var. Böyle ince ince işlenmiş yani, dantel gibi işlenmiş filan. Dolayısıyla biz işe başladığımızda 10 bölümden fazla sanırım 15 bölüm filan senaryo elimizde İşlenmişti vardı. İşlenmişti zaten değil mi? Ve hikaye elimizdeydi. Dolayısıyla herkesin nereye gideceği, karakterlerin nereye evrileceği filan çok aşikardı. Ve böyle tek bir kelime... Bile fazla gelmez mi insana yani bir senaryoda? Her şey mi ağzına oturur, bu kadar özenilerek yapılır? Öyle bir işte. Peki bir şey söyleyeceğim ya, bu demek ki özen işi. Yani şimdi şimdilerde bu işler böyle olmuyor mu? Bence olmuyor ne yazık ki. Yani çünkü hani öyle bir geçer zaman ki de kendi içinde çok uzun bir işti. Yani yayın süresi olarak. Evet evet. Ama işte yapılmış işte Coşkun işlemiş onu. Efendim söyleyeyim yani diğer isimleri de şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Çünkü o benim de çok içinde yazar olarak içinde olduğum bir işti. Açıkçası biraz da kırgınım. Bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi oradaki karakter rol arkadaşlarının şu anda geldikleri yerlerde herhalde az çok tartıyorsundur. Nasıl buluyorsun? Oradan çıkan herkes aslında yolu çok açıldı ve çok güzel devam etti. Evet yolunda, ya. Bence. Aras Bulut'u mesela. Aras Bulut'u nasıl buluyorsun? Ya orada sanki hani tam bu çukurdaki adam değil de başka bir adam gibiydi ama orayı tercih etti herhalde. Öyle bakınca o çok değişti bu çocuk dediğin oluyor mu? Ya aslında olmuyor. Ya şimdi öncelikle ben Çukur'u izlemiyorum. O yüzden çok yorum yapmak doğru olmayabilir. Çukur böyle İstanbul'un Çukur'u bir semtinde geçen. Düşüyorsun. Düşüyorsun. Yani şey Aras bence çok iyi iş yaptı ve farklı farklı bir şeyler oynadı diye düşünüyorum. Hani az çok bildiğim kadarıyla. Tabii aksiyon da vardı. Aksiyon şey yani her şeyi yapmaya hemen çalışıyor. Hemen şey zaten benim çalıştığım dönemden de biliyorum. Hani şey çok ahlaklı, çok çalışkan, çok iyi kalpli filan da biri olduğu için. Yani yolu açık. Böyle zaman zaman buluşma öyle bir geçti zamanki falan diyor musunuz ya, kendi aranızda? Ya çok yapamıyoruz açıkçası ya. Niye siz oyuncular niye buluşamıyorsunuz? Evet buluşamıyoruz çok enteresan. Mesela Deniz'le bile görüşemedik işte iş bittiğinden beri. Evet ya şurada bile bir araya getirdiniz sizi çok enteresan oldu işte ya. İşte böyle şey iş bittiğinden beri hadi bir kahve içelim oturalım ya ne yapıyorsun ne ediyorsun falan. Aylar geçti yapamadık işte. Çok zor İstanbul işte ya. Ne doğru İstanbul. Diyorsun. Ve hakikaten hem küçük hem de çok büyük bir kent. Ya hem öyle hem de şimdi onun dizisi var bunun tiyatrosu var bunun bilmem nesi var. Zaten birinin dizisi
birisi varsa onunla görüşmek imkansız yani. Doğru diyorsun yani, ilişkini kopart gitsin. At gitsin yani. Nerede bırakıyorsan şey orada yürü. Zaten 20 saat sette o. Dizi bitti, senin dizi bitti. Şimdi bununla böyle suratına böyle şey yapan gibi söylüyor. Dizi bitti biliyor musun? Bitti ya. Evet, o bitti gibi, dizi bitti. Şimdi, ama yani işin kötüsü şu, hani sezona başlıyorsun dizi bitiyor. Bunu kimse istemiyor. Ne diziyi koyan, yayına koyan, yayına koyan da hani kanalda istemiyor, yapımcı da istemiyor. İşin kötüsü izleyici istiyor ama bazen istemiyormuş gibi davranıyor falan. Evet. Ne hissediyorsun tam böyle, geliz bitiriyoruz bu diziyi dediklerinde tam olarak ne hissediyorsun o zaman? Yani aslında çok şaşırmadım bu dizinin bitmesine ben. İlk bölüm ikinci manşet. Hak ediyorduk manşet. Biz bitmeliydik. Bitsin diye yaptık. Bizden daha iyileri vardı. Ya yok öyle bir şey değil de şey, elbette ki şimdi bir oyuncu olarak bir de bizim başka tuhaf şeylerimiz, görevlerimiz falan varmış gibi gelmeye başladı ya bize son zamanlarda. Çünkü bir diziye başlıyorsun. İşte yayınlanıyor. Ertesi gün hemen reytinglere bakıyorsun falan. Sıralama kaç? Kaç yer aldı? İşte kaç reyting aldı falan filan. Oradaki toplam reyting kaçmış bilmem yani, ne o filan. İşte ikinci bölümde filan az çok şey yapmaya başlıyorsun. Eyvah acaba nasıl olacak bu reytingde filan demeye başlıyorsun. Artık öyle bir öngörü gelişiyor tabii haline ki. Haline geldi, evet doğru. Eğer dördüncü bölümde de bitti. Bir de hani şimdi bitmesi artık insanlar gerçekten şaşırmıyor. Şu dizi bittiği dendiğinde şaşırmıyor ama hikaye şu. Yani geçmişte alınan reytinglerin yarısı kadarı şu anda en iyi dizinin alabildiği reyting. Evet tamam, inanılmaz. Ya çok inanılmaz üzücü değil mi? Bir şey bu. Ya galiba izleyiciyi küstürmüş olabilir miyiz? Hayır, izleyiciyi küstürmek değil de bence sebep şu oldu. 1 milyon tane dizi başlıyor her sene. Ayıp efendim, ayıp, gel kaldır şunları Allah Allah. Ha bir yani, böyle deyince kalkıyor zaten. Yani diyorsun. Böyle nitelik nicelik mevzusu devreye girdi bence. Çok 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 fazla dizi var ama çok az çalışılarak yapılan diziler var. Şimdi bunu yani saklamanın manası yok. Ne yazık ki böyle bir gerçeklik var. Öyle çala kalem bazen bazıları bir şeyler yazıveriyorlar. Öylesine bir kast yapılıveriyor. Ondan sonra çıkıyor. İşte birkaç bölüm sonra patlıyor. Ya da bizim işimiz gibi, bizim işimizde de başka bir şey denendi ve galiba o çok seyirci algılayamadı mı, içinde mi kayboldu bilmiyorum. Yoksa çok iyi bir kast vardı. Çok deneyimli bir yapımcımız vardı. Kitleler belki falan. Yani o zamanda o kadar çok parametre var ki yani. Kimisi işte hak et ...seyirciye değeri vermediği için işte şey yapamıyor, tutunamıyor. Kimisi seyircinin algısı başka bir yerde oluyor. Yenilikçi bir yaklaşımla çıktığı için yer bulamıyor falan. Çok parametre var ama çok da dizi var zaten. Doğru diyorsun. Yani. Bazen en basitini yapmak galiba en doğrusu. Çünkü hani bu balığı şeyinden, kuyruğundan tutarsın ve bir kılçıktan düşer ya o şeyler. Evet. Balığın etleri. Belki öyle bir şey yapmak lazım. Çünkü hani anlattığın tam tersine hakikaten de eline yüzüne bulaşmış bir iş... geliyor, gece birincisi oluyor. İşte evet yani işte orada da anlayamıyorsun, evet, ne oluyor ne bitiyor falan. O zaman izleyiciyi kaçırmak da izleyici aklını kaçırmak üzere diyebilir miyiz? Ya izleyici aslında bence iyi. Evinde oturuyor, eline alıyor kumandasını. Beğenmedin mi? Geç. Öbürü beğenmedin mi? Bunu da geç falan. Çünkü o kadar çok seçenek var ki. Önceden böyle değildi yani. Bundan 20 sene önce falan. Kaç tane dizi vardı? Oturuyorduk işte. Her güne bir tane vardı. Bir tanecik ama bir tane. O da böyle bilmem kaç senedir devam eden diziydi. Aynen. Yani. Ben hatırlıyorum çocukluğum boyunca yok işte kaygısızlar maygısızlarla başlayan bir süreç. Neler izledik, Şehnaz Tangolar falan. Çok acayip şeyler. Şimdi onlar senin çocukluğunda mı denk geldi ya? Evet. Ben bayağı bildiğim şeymişim artık yani. Bildiğim dinozorlar, dinozor parkı. Ha güzel, peki içinde olmak istediğin herhangi bir iş var mı şu sıralarda? Şu sıralarda mı? Çukura bir ben girmedim. Çukura girebilirim ya. Allah düşürmedi sizin diyeceğim ama çukura bir düş ya. Yani düşen evet, gerçekten hakikaten ayağa kalkıyor. Hani şaka yapıyorum. İzlemedim henüz. İzleme fırsatı bulamadım çukuru da. Enteresan. Bir başından başla bir bitirebilir misin onu bilemiyorum ama yani aksiyon iş. Değişik bir iş. Yani şu zamanların, modern zamanların işi herhalde. İnsanlar kaçıyor. İnsan onu istiyor ya. Evet yani bir gerçekten gündeme imza atmış, işin içine girip çıkmayı istiyor. Muhteşem Yüzyıl'da oynamış mıydın sen? Aa yok, bir ben oynamadım. Oynayamadım bu arada yani. Aslında oynayacak gibi oldum o sırada, ben başka bir yerle anlaşmıştım falan, denk gelemedi. Yoksa çok istiyordum onu. Yoksa bildiğin hareme giriyordun yani. Tabii tabii. Ah ya, bu da enteresan bir şey. Peki son sorum şu, tiyatro ile ilgileniyor muyuz? Evet ilgileniyorum. Aslında bu sene... izleyici olarak. Evet, çok... Bu arada evet izleyici olarak aslında daha fazla ilgileniyorum. O da iyi bir şey değil mi? İyi işleri kaçırmamaya çalışıyorum. Hatta bence aslında tiyatro ile ilişkimizin oyuncu olarak şey olması lazımdı. İşte gidip bayağı dünyanın çeşitli şehirlerinde insanlar neler yapıyorlar, nasıl yaklaşıyorlar meseleye falan görmek icap ediyor. Ama artık onu yapamıyoruz. Hani zamanında birkaç kere yapma şansım oldu. Artık bu kurla mümkün değil tabii ki. Bu kurla sadece gidiyoruz. Şey internetten acaba ne yapabiliyorlarmış. Evet, en azından bir oyun fotoğraflarına falan bakarız artık. O da bir şey. Oralarda kalalım. Oradan artık fantezini gerektiriyorsa. Dilerim her şey istediğin gibi olur. Yeliz Kuvancı'yı ağırladık, bakalım manşetlerde neler çıkartmış bize. We'll be right back.
Çok sevgili kardeşim Yeliz Kuancı bu akşam konuğumuzdu ve dedi ki bence yetenek döver. Doğduğu günden itibaren döver. Neyi döver? Güzelliği. Zaten tiyatro okuyordum ben. 22 yaşında filandım. Neden tiyatro? Ya neden olmasın ki? O yol beni bu yola bağlamadı aslında dedi ve üniversiteden önce son çıkış oyunculuğa evrildim. İşsiz kalıyorsun. Bir süre şeye direnmen gerekiyor. Çok da basit bir şey değil tabii ki. Benim filmdeki kızım lojman diyemiyor, lojman diyor. Ve herkes Lokman Lokman diye okuyup duruyor. Filmin hikayesi gerçek bir hikaye. Beğenmedin mi geç. Beğenmedin mi geç diyerek bitirdi. Beğenmedik mi geçeceğiz elbette. Bahtı açık olsun filmin her şeyden önce. Gişesi bol olsun. İstediğin şey olsun dilerim. Ve bunun dışında da istediğin dizde dilerim çukura düşersin. Aa, hadi bakalım inşallah. İnsan böyle uğurlanır mı? Çok teşekkürler. Evet Yeliz Kuancı'ya çok teşekkür ediyoruz bize katıldığı için.